ve doğayı seven herkese balkon keyfinden merhaba. Sıcak yaz günlerini geride bırakıp sonbahara giriş yaptığımız günlerdeyiz. Havada da hafif hafif sonbaharın serin esintisini hissediyoruz artık. Arkamda gördüğünüz renkli ortancalardan bahsetmek istiyorum ben size. Mavileri, pembeleri, morları, kırmızıları, beyazlara kadar rengarenk bir skalası olan ortancalardan bahsedeceğiz bugün sizlere. Daha önce de bahsettiğim gibi dünya genelinde birçok ülkede yetiştirilebilen farklı toprak türlerinde, farklı iklim koşullarında çok rahat yetiştirilebilen bir bitkidir ortancalar. Bu yüzden bitkiseverler tarafından popüler olmuştur. Ama ayrıca şöyle bir özelliği vardır ki bunu daha önce de bahsetmiştim short videolarımda. Ortancalar topraktaki pH seviyesinin değiştirilmesiyle çiçeklerde farklı renkler elde edilen ender bitkilerden biridir. Şimdi daha yakından tanıyalım. Ortancalara bir bakalım çiçekleri nasılmış, neler yapılamamış bakalım. Ortancalar serin iklim bitkisidir. Toprakların her daim nemli olmasını isterler. İki sulama arasının muhakkak kurumaması gerekiyor. Toprak iki sulama arasında kurumayacak. Toprak nasıl bir toprak ister dediğinizde, tabii ki organik maddece zengin topraklarda ortancalar çok rahat yetişir. Ama toprakları her daim nemli olacaktır. Eğer yani sırf torfta da yetiştirilebilirsiniz ama %80 torf, %20 perlit, %70 torf, %30 çam kabuğu bütün ortancalar için ideal bir toprak kıvamıdır. Şimdi şöyle bahsedelim. Daha önce de bahsettiğim gibi mavi çiçekler elde etmek için bazı sırlar vermiştim. Ama mesela toprağa %20 oranında torfa çam kabuğunu karıştırmak, mavi çiçekler elde etmek için de önemli bir zemin hazırlamaktadır. Peki ortancalarımızı bahçede nerelere ne şekilde dikmemiz gerekmektedir? Ortancalar dediğim gibi serin iklim bitkisidir. Özellikle bahçede konumlandırırken ortancalarımızı yarı gölge alanlara dikmeliyiz. Yani sabah güneşini çok güzel alacak, öğleden sonra tamamen gölge alanlarda yetişmesi onlar için idealdir. Diyelim ki direkt güneş geldi, alanımız tamamen güneşte, sabah, öğlen tamamen güneş. Bu durumda bitkimiz zarar görür. Ya da tam tersi olabilir, tamamen gölge bir alanda ortancalarımızı konumlandırmış olabiliriz. O zaman da ortancalarımız bunun gibi asla çiçek açmaz ve dalları daha yavaş, daha cılız bir şekilde büyümeye devam eder. Ortancalar serin iklim bitkisidir ama çok soğuk alanlarda da yetiştirilen bölgeler vardır. O zaman topraklarımız eğer bahçedeyse ortancalarımıza kök kısımlarına muhakkak çam kabuğundan malçlama yapmamız gerekiyor. Ya da üstünü dondan korumak için de jutla kapatmamız gerekebilir. Şimdi ortancaların böyle güzel çiçek açmasını istersek daha yakından bakalım mı? Ne kadar gür çiçekleri var. Bütün dallarda neredeyse bütün dalların üstü çiçeklerle dolu. Burada zaten pembeden mor tonlarına kadar da böyle hafif mavilerden de mor tonlarına gidişleri bir bitki üzerinde yeterli derecede görebiliyoruz. Bu aldığı alüminyum sülfatla ilgilidir. Şimdi gelelim ona. Daha önce shorts videosunda bahsettiğim gibi çiçeklerimizin şurada var aslında, ondan da hafif göstereyim. Mesela bu pembelerin arasında hafif böyle maviler kalmış. Mavileri görüyor musunuz? Maviler de var, pembe de var. Bir dalın üzerinde, bir çiçeğin üzerinde. Alüminyum sülfat vermekten bahsetmiştim. Mesela burada çok güzel mavi tonları ve mor tonları var. Şimdi gelelim alüminyum sülfat olayına. Bahsettiğimiz gibi alüminyum sülfatı ne zaman veriyoruz? Bitkimizin mavi çiçek açmasını istiyorsak, bitkimiz böyle aktif büyümeye başladığında Mart'la Nisan arasında alüminyum sülfat vermemiz gerekecek. Ne kadar vereceğiz? 1 litre suya 3 gram kadar. 3 gram da yaklaşık 2 çay kaşığı etmektedir. Şimdi ben size bunu bir göstermek istiyorum. Yanımda getirmiştim. Şöyle bir malzemedir aslında alüminyum sülfat. Bu da bir ekim. Bu
çözeltiyi göstermek istiyorum size özellikle. Kapatalım. İyice karıştırıp çözününce alüminyum sülfatımızı çiçeklerimize vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Böyle bütün etrafından yavaş yavaş, şöyle ön taraftan da dolanalım. Ben bunu size tabii ki sadece göstermek için yapıyorum. Çünkü bunun verme zamanı gerçekten geçti. Ne zaman veriyorduk? Mart'la Nisan arasında. Ne kadar vereceğiz? 10 kere vereceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, 30 gram biz vermemiz gerekiyor. Yani siz artık böyle küçük bir formüldür bu, 1 litre 3 gramdır. 10 kere verdiğimizde zaten 30 gram edecektir. Yani bir dönemde vermemiz gereken alüminyum sülfat 30 gramdır. Çok daha fazla vermeyin sakın. Bu sefer bitkinize zarar vermiş olursunuz. Ne zamana kadar vermiş olacağız? Şöyle söyleyeyim, bitkimizin üzerinde, tabii bunu açacak açmış şu an, tomurcuklanma başladığında, üzerinde hafif hafif o tomurcuklanmalarda renkler görülmeye başlayana kadar biz alüminyum sülfatı verebiliriz. Alüminyum sülfat verdiğimizde toprağın pH'ı 4 ile 5,5 arasında asitli bir toprak olacaktır. Eğer toprağımız 7 ise, yani nötr bir topraksa, zaten çiçekleri de burada gördüğümüz gibi, mesela şuradan göstereyim, pembe tonlarında olacaktır. Bu arada beyaz ortancalar hiçbir şekilde renk değiştirmezler. Yani kendi böyle doğalından gelen beyaz ortancaların renklerini asla biz değiştiremez. Onlar beyaz olarak devam ederler. Ortancalarda karşılaşılan en sık sorulardan biri, ortancaların neden çiçek açmıyor? Ortancaların yeteri kadar çiçek açması için, yani yeteri kadar soğukta kalması gerekiyor. Şimdi ben size budamasından bahsedeceğim. Çünkü budama ile birlikte onu anlatmak istiyorum. Budamasını ne zaman yapıyorduk? Ortancanın en ideal budaması aslında en geç Şubat başıdır. Havalar daha erken artık ısınmaya başladığı için biz bunu Ocak sonu, ocağın ortası gibi de düşünebiliriz aslında. Nasıl budayacağız? Sert budama yapmayacağız. Yani asla böyle diplerinden ortancalarımızı budamayacağız. Tam nereden budayacağız? Aslında onu da bir gösterebilir miyim size? Diyelim ki şöyle küçük bir dalımız var. Ve birinci çift yapraktan değil, ikinci çift yaprağın üstünden, tam şuradan ortancalarımızı budamamız lazım. Eğer sert budadığımızda ortancalarımızın, bu çiçek gözlerini de budadığımız için ortancalarımız çiçek açmaz. Ve ortancaları budadıktan sonra işte o dönemde, yani Mart Nisan'a kadarki dönemde yeteri kadar soğuk alması için de, aldığı için de aslında ortancalarını çok daha gür bir şekilde açacaktır. Sert budama yaptığımızda açmaz. Soğuk, yeteri kadar soğukta kalmadıysa açmaz. Ve tabii ki azotlu gübreyi fazla veriyorsak ortancalarımıza, yine çiçek açmayacaktır. Çiçek açtırmak için de fosfor ve potasyum oranı yüksek gübreler vermemiz gerekmektedir. Peki gelelim, ortancalar nasıl çoğalacak? Ortancalarımızı çelikten çoğaltıyoruz. Tepe çeliği ve odun çeliğidir. Tepe çeliğini Mayıs ile Eylül arasında alabiliriz. Odun çeliğini de Şubat itibariyle köklendirebiliriz. Tepe çeliğini şöyle göstermek istiyorum. Çiçeksiz bir daldır. Mesela şurası aynen burada olduğu gibi. Onu şuradan şöyle kestiğimizde yapraklarımızı alacağız. Şimdi ben bunu koparıp kesmiyorum tabii ki de. Üstten tamamen şu iki yaprak kalana kadar, yani şu kısım kalana kadar, diğer yapraklarını temizlediğimizde sırf üstte böyle incecik iki dal, iki yaprak kalması tepe çeliğini için ideal bir ölçüdür aslında. Biraz da ortancalar için zararlardan bahsetmek istiyorum. Ortancalarda zaman zaman örümcekler görülebilir, mantar hastalıkları görülebilir ve bir de bütün bazı bitkilerde görüldüğü gibi unlu bitkilere rastlayabilirsiniz. Unlu bitkiler için ne yapıyorduk? Arap sabunu karıştırıyorduk suyun içerisine. Onunla yaprak arkalarını silebiliriz. Ya da aynı şekilde nim yağı ya da ukuliptüs yağıyla da üzerine ya fısfıs yapabiliriz. Ya da böyle onları pamuğa döküp arkasını ya da böyle tam eklem, çiçek gözlerinin olduğu eklem yerlerinde de bitkimizi, yapraklarını temizleyebiliriz.
Bu tarz zararların, hastalıkların olmasının sebebi aslında bahçelerde daha çok böyle ortancaların üstten sulanmasıyla ilgili biraz da zannedersem. Çünkü üstten suladığımız zaman ortancalarımızda mantar oluşmasına böyle zemin hazırlıyor gibiyiz. O yüzden lütfen dipten, kökten sulama yapalım. Ve iki sulama arasında da lütfen toprağı kurutmayalım. Muhakkak ortancalarının toprakları nemli olmalı. Özellikle balkonlarda bakanlar için, ben açık balkonlardan bahsediyorum, toprağın kurumamasına dikkat edin. Tabii ki kış aylarında balkonlarda sulamayı biraz daha azaltacağız ama zaten kışın bahçedekilere su vermiyoruz ama içeride balkonlarda baktığımız zaman da suyu kış aylarında biraz kesmemiz yeterli olacaktır. Bugün ortancalardan bahsettim. Umarım verdiğim bu bilgiler sizlerin ortanca yetiştirmesi için bir ilham olmuştur. Sizler de balkonlarınızda, bahçelerinizde böyle rengarenk ortancalar yetiştirirsiniz. Ortanca bakımı çok kolay bir bitkidir aslında. Yeter ki bakımı uygun bir şekilde onun istekleri doğrultusunda yapılsın. Videoyu beğenmeyi, izlemeyi, tabii ki abone olmayı unutmayın lütfen. Ne diyelim? Bugün de sevgide kalın diyelim. Görüşmek üzere.